Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT'liye üçlü artış. Refah payı ile artış ne kadar olacak? İşte detaylar. Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin taban maaşı 7500 TL. Çıkarken bu rakamın üstünde alanlara da ikinci artış yapılacak. Üçüncü artış ise Temmuz'da olacak. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı %15,22 çıkarken 6 aylık enflasyonun %20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranının %30 ila 35 aralığında olması bekleniyor. Emekli Temmuz zammı tüm emeklilere yansıtılacak. Bu arada EYT'liler bir yandan maaşlarını alırken bir yandan da diğer emekliler gibi Temmuz'daki enflasyon artışı ve refah payından da yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapan tüm EYT'lilerin aylıkları Temmuz ayında diğer emekliler gibi artıştan faydalanacak yani Temmuz'da yapılacak 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı artışı Haziran sonuna kadar başvurusunu tamamlamış tüm EYT'lilerin maaşlarına direkt yansımış olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi ve ekonomistlerin beklentisine göre, SSK ve Bağkur emeklisi için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının %20 ila 23 arasında olması bekleniyor. Bu rakama Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı eklenecek. Kamu işçisine verilen %45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22.000 TL yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuz'da emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor. Avans imkanı var. Bu arada başvurusunu yapmış ancak henüz aylığı bağlanmamış EYT'liler açısından bir avans alma imkanı da bulunuyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.